Emeklerin tatilden sonra buradaki babamı bulmaşarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e karşı savaş ilan etmelerden dolayı Mekke'de bulunan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz önce bir Müslüman olmuş. Gençlerle durdukta 20 gün sahabeyle durdukta buraya gelip Hüneyn Savaşı yapıyor. Hüneyn Savaşı'nda müşrikleri yenmez ve çok büyük ganimetler elde ediyor Peygamberimiz. Hatta buradan kaçan bazı müşrikler Taif'e kadar Peygamberimiz onları takip ediyor. Ve neticede Allah Resulü bu bulunduğumuz bölgeye ganimetlerini indiriyor. Ne kadar ganimet aldıysa, fakat burada müşriklere bir müddet veriyor. Diyor ki 10 gün içinde gelirlerse, Müslüman olurlarsa ganimetlerini alacaklar diyor. Fakat müşrikler 10 gün içinde gelmiyor. Müslümanlar içinde de kalpleri yeni Müslüman olmuş, daha İslam'ın ne olduğunu bilmeyen Mekke'ye yeni fethedilmiş bazı Müslümanlar ve Medine'li Müslümanlar bu ganimetlerin dağıtılmasına fazla uzamamasını istiyorlar. Allah Resulü de burada Mekke'li yeni Müslüman olmuş kalpleri İslam'a esirgenmek kayesiyle onlara ganimetlerden çok cömert davranmış. Bu cömert davranmasına dolayı burada sahabeler dünya malıyla imtihan ediliyor değerli kardeşlerim. Ve diyorlar ki Peygamberimize savaşlara biz katıldık. Savaşlarımızı biz sahip çıktık. Ama yeni Müslüman olmuş Mekke'li Müslümanlara veya kalbi İslam'a uçacak olan kişilere Peygamber çok fazla ganimetler pay verdi diye durumunu şahit çıkarıyorlar. Allah Resulü bu olay üzerine yedi yedi Ensar'a sahabeleri topluyor. Diyor ki sizler Allah'a inanmazken sizi ben Allah'a inandırmadım mı? Sizler kıta kaparken, sizler iki kapıda arasında savaşırken ben sizi karıştırmadım mı diye onlara nasihat ediyor. Bir de diyor ki Allah Resulü, şöyle de diyebilirsiniz diyor. Sana Mekke'de doğduğun akrabalardan sahip çıkmazken bir sahip çıkıp diyebilirsiniz diyor. Sana kimse el uzatmazken biz el uzattık, biz biat ettik. Kendi Medine'mize seni davet ettik, Medine'de seni sahip çıktık da diyebilirsiniz diyor. Bunları da siz yaptınız diyor. Ve Allah Resulü buradaki Ensar'a anlatır. Ben Müslüman olmuş insanlara veya olacak olanlara cömert davrandım. Onlara mallar verdim. Peki diyor. Size ben yetmez miyim diyor. Onlar da zannediyorlar ki Allah Resulü artık Mekke fethedildi. Mekke'de kalacak. Medine'ye tekrar gitmeyecek kanıldılar. Hepsi hulgur hulgur ağlaşıyorlar burada. Allah Resulü diyorlar ki ya Resulullah bize dünya malı lazım değil. Bize sen lazımsın diyorlar. İşte buranın konumu bu olay. Değerli kardeşlerim bizler de elbette çoluğumuzu, çocuğumuzu, annemizi, babamızı, malımızı, mülkümüzü de severiz. Ama mallarımızı, mülkümüzü severken Allah'ı ve Resulullah'ı birinci sıraya yükselteceğiz. Tabii ki bu sözle olmuyor. Eylemlerimizle, sosyal yaşantılarımızla da Allah Resulü'ne bağlılığımızı ispat edeceğiz. Sevdiğimiz malları Allah için vermedikçe gerçek iyiliğe ulaşamazsınız diyor ki Peygamberimiz. Onun için bizler bu mübarek kendilerden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in izlemiş olduğu bu stratejiyi de öğreneceğiz ve Peygamberimizi örnek alacağız. Peygamberimizin ahlakından bir şeyler alarak ülkemize gidebiliriz.
Yani ülkemizden çıktığımız gibi, geldiğimiz gibi geri dönmeyeceğiz. İnşallah Rabbim bizlere buralarda sahabelerin nasıl Peygamberimizin izinden, yolundan ayrılmadıysa bizlerin de inşallah izinden, yolundan ayrılmaz. Rabbim inşallah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bizim bu duruşumuzdan haberdar eder. Değerli kardeşlerim, burada bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in su mucizesi var. Yani burada bir kum var şurada arkada. O kumda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kumu tamamen kurumuş. Ashab su bulamıyor. Oraya bir ok attırmasını istiyor. Allah Resulü oraya ok attırıyor. Oradan su fışkırıyor. Bütün sahabe burada su içiyor. Tabii ki bazı rivayetlerde de bir kırbeden içildiğini söyleniyor. Ama hangisi olursa olsun Rabbim inşallah bizlere buralardaki sulardan içtiğimizde şifa verir inşallah. Çünkü abdest ağzalarının değdiği yerlere cehennem ateşi yakmaz deniyor. Allah Resulü'nün içtiği, sahabelerinin içtiği, sahabelerinin değdiği, sahabelerinin o suları kullandığı sulardan da inşallah biz de içeriz. Ve örnek alacağımız sahabelerimizi, peygamberlerimizi yolunda kendimize bir Resulullah'ın sünnetine uygun şekilde yaşama tarzı seçeriz inşallah. Rabbim inşallah bu gezimizi hayırlı eylesin. Rabbim inşallah affedinceye kadar bizleri bu mübarek verdilere gelmeyi nasip etsin. İnşallah buraya gelemeyip de programın özleniyle, hasretiyle genç yaşındaki kardeşlerimizi de buraya gelmeyi nasip etsin. Ben şimdi Hoca Efendilerimizi veriyorum. Hocamız da bizlere ümre niyet yaptıracak. Rabbim tüm ibadetlerimizi kabul etsin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senin rızan için Kiran-ı Umresi yapmak istiyorum. Onu bana kolay kıl. Onu benden kabul et. Allah'ım, senin rızan için Kiran-ı Umresi yapmak istiyorum. Onu bana kolay kıl. Onu benden kabul et. Allah'ım, senin rızan için hayırlar fethi için, şerler fethi için, memleketimizin selameti için, şehitlerimizin ruhu için, geçmişlerimizin ruhu için Kiran-ı Umresi yapmak istiyorum. Onu bana kolay kıl. Onu benden kabul et. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
kazanız mübarek olsun. Amin. Şimdi programımızı Müzdelife'de yapacağız inşallah. Orada devam edeceğiz. Sizleri fazla ayakta kaçakmak istemiyoruz. Herkes geldi arabalarına bitsin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan rabbiyal aliyyi alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Vessalatu vesselamu aleyke ya seyyidil evvelin vel âhirin. Elhamdülillahi rabbil alamin. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ورب العالمين إله العالمين شو أندى senin rızanı şerifin için civanede umreye girdik. Ellerimizi açtık. Boyunlarımızı büktük. Dua ve niyazlarımızla ya Rabbi sana iltica ediyoruz. Dualarımızı kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin civanede girmiş olduğumuz umremizi şimdiden mebrur ve kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin sevapların en üstününü ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şu uzman turizmi olarak şuraya gelmiş, civanede ellerini açmış. Amin gel mümin ve mümkünatlarımızı bağışına ya Rabbi. Rahmetinle, muameleyle şu mübarek beldelerde bulunduğumuz sürece bizleri tertemiz olan kullarından eyle ya Rabbi. Memleketimize günahsız olarak dönmeyi nasip ve müessere eyle. Allah'ım buradan şu mübarek topraklardan ayrıldıktan sonra memleketimize varınca haramlardan bizleri uğrak eyle ya Rabbi. Günahlardan korak eyle ya Rabbi. Bizleri Kur'an yolunda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolunda daim eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şurada amin diyen uzman turizm olarak mümin ve mümkünatlarımızın kalplerinden, gönüllerinden geçen keşke Hoca Efendi de şu duamı, şu istemi söyleseydi diyenlerin de kalplerinden geçen dualarını, isteklerini dergah izzetine kabul ve müstecebe eyle ya Rabbi. İlahel Alemin şu güzel cennet vatanımızı her türlü iş ve dış düşmanlar şerinden muhafaza eyle. Güzel Türkiye'mizi her türlü kötülüklerden muhafaza eyle. Allah'ım vatanımızdan, göklerden al bayrağımızı indirtme. Minarelerden ezanlarımızı dindirtme ya Rabbi. Ülkemize düşman ayağı bastırtma ya Rabbi. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle ya Rabbi. Allah'ım Mehmetçiğimiz, askerimiz operasyon yapmakta şu anda. Mehmetçimizi ve polisimizi daima şanlı ordumuzu muzaffer eyle ya Rabbi. Şehitlerimizi rahmetiyle muamele eyle. Bizleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şefaatine ve şehitlerimizin şefaatine nail eyle ya Rabbi. İlahi hasta kullarına acil şifalar ihsan eyle. Dertli kullarına da borçlu kullarına edalar ihsan eyle. Sıkıntısı olan kullarına sıkıntıları gidermeyi nasip ve göster eyle. İlahi bizleri cennetine nail eyle. Cehennem azabına durak eyle. Allah'ım şu mübarek beldeler hürmetine ömrümüzün kalan kısmında son nefesimize buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resuluhu ve la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek cümlemize imanlı çene kapamayı nasip ve göster eyle. Allah'ım şu mübarek güzel beldelerle şu uzman turizmi olarak şurada amin diyen mümin ve müminatlarımızı Kabe'ne gözlerimizle gösterdin. Allah'ın sevdiklerimizi, dostlarımızı, yakın akrabayı, tarikatlarımızı da şu mübarek beldelere getirmeyi nasip ve gösteren ya Rabbi. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidil Evvelin. Vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Rızalillahi teala. Fatiha.